أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد Bu akşamki hadis-i şerif dersinde Tac kitabının birinci cilt 73. sayfaya geldik. En son dersimizde geçen hafta Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'ın Efendimiz Aleyhisselam'dan şu rivayetini okumuştuk. Kale inna Allah la yakbizul ilme intizaan yentezi'hu min el ibad. Cenab-ı Hak ilmi kullarından soyup almakla çekip çıkarıp almaz. Zorla onlardan soyup çıkarıp ilmi almaz. İlmin yok olması, kalkması o şekilde soyulup alınmakla değil. Velakin yakbizul ilme bi kabdil ulema. İlmi alimleri almakla alıyor. Alimleri vefat ettirince ilim de beraberinde gidiyor. Hatta izalem yapka alimen. Alimun. Ta ki hiçbir alim kalmayınca kadar bu böyle devam eder. O yüzden alimlerin yerine alim yetiştirmek lazım. Alimin vefatı alemin kararması gibidir. Yıldızların kaybolması gibidir. Bu durumda karanlığa gömülür alem. Bundan kurtulmak için işte alim yetiştirmek lazım. Hoca yetiştirmek lazım. İşte Mahmud Efendi Hazretleri'nin sözü iyi anlamak lazım. 90 yaşında da olsanız okuyun diyor. Okumanın sonu yok. İlmin sonu yok, yaşı yok. Peşikten mezara kadar ilim. İttekazen nasi ruusen cühalen. Bu durumda insanlar cahil reisler, önderler edinirler. Cahil liderler. Hatta pek çoğu görüyorsunuz dinden, imandan haberi yok. Millete akıl veriyor ama. Bir tanesi diyor ki ya her bu kadar haç niye kalabalık ya diyor bu kadar. Bunu aylara bölelim diyor. Sene içinde bunu aylara bölelim diyor. Haçın senede bir defa bir günde yapıldığını bilmiyor. Zannediyor ki umre gibi her sene her senenin her günde yapılabilir. Ya bu kadar izdihama gerek yok diyor. Böyle de bu aylara diyor. Parça parça gitsinler diyor. Bu adam yüz binleri belki milyonları peşinde taşıyan, etkileyen, sürükleyen kimse. Fefte bi gayri ilmin ilimsiz fetva verirler. Ve dallu kendileri sapıtırlar. Ve dallu ve birçok insanı da saptırırlar. İşte bu kıyamet alameti. Efendimiz Aleyhisselam bunların ağır zamanda olacağını haber vermiş. Mevla Teala bunların şerrine bizi muhafaza etsin. Zamanımızda, bizim zamanımızda ilmin kalkmasından Mevla bizi muhafaza etsin. Başka bir yorumda da ilmin kalkmasından maksat huşu. İlmin verdiği vakarın huşunun kalkması. Veya ilimle gerekli olan amelin, ibadetin kalkması. İlim var adamda ama tatbikat yok. Adam dinden imandan bahsediyor ama kendisi namaz kılmıyor. Böyle ilahiyatçılar var. Van Ebi Hurerete anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men üftiye bi gayri ilmin kime ilimsiz fetva verilirse bir adama fetva verilmiş ama fetva ilme dayanmıyor. Kâne ismuhu alâ men eftâhu onun günahı ona fetva veren kişi üzerinedir. O müfti olan ona fetva veren fetvayı söylemeye cesaretli eden o cahil müştehit bozuntusunun günahıdır. Günah onundur. Hemen eşare ala akihi bi emrin kim din kardeşine bir iş hususunda işaret etse, yol gösterse ama ya'lem enne'r rüşte fi gayrihi biliyor ki işin doğrusu başka şekildedir. Doğrusunu bildiği halde ters olarak ona bilgi verirse fakat hanehu muhakkak ona o hususta hıyanet etmiştir. O onun nasihatine güvenmiştir. Çünkü dinin nasihatı, din nasihattır. Nasihat et bana diye
bana bu işte bir akıl verdi geldi, o da onu saptırdı. O yüzden günah onun boynadır. Hainlik doğru değildir. An Avf ibn Malik'in anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle la yakussu alen nas, insanlara kısa söyleyemez, vaaz edemez, ya insanlara hitap edemez, insanlara vaazla, ilimle bahsedemez. Kim edemez? Sıradan insanlar. İlla emirun, ancak emir olan, hakim olan kişiler. Ev me'murun, ya da hakim tarafından ilim okumakla, insanlara vaaz etmekle, insanlara yol göstermesi için müsaade edilen, memur olan görevliler. Ev ya da muhtalun, ya da hilebaz, işin ehli olmadığı halde kendini ilim erbabı gibi gösteren, insanları saptıran kimseler. Mevla Teala bu son kısımdan bizi muhafaza etsin. Kişinin vaaz etmesi için, nasihat etmesi için mutlaka ona el veren birisi olması lazım. Yani sen anlatabilirsin. İnsanlara bu şekilde şu şu şeylerden bahsedebilirsin diye onun konuşmasına müsaade edecek bir büyüğü olması lazım. Bir hocası olması lazım. Rastgele bir ayet okumakla, bir hadis okumakla, bir kitap okumakla oradaki meseleyi anlatırsak yanlış yaparız. Çünkü o olay anlatacağımız kişiye uygun değildir belki de. Dolayısıyla her şeyin yerli yerince olması lazım. Kelimun nasala kaderi okuluyum. İnsanlara aklı, akıllara miktarınızı konuşun. Muktezai hal var. Telhis okuyoruz biz. Mesela çocuklara okuyoruz. Meani, edebiyat, fesahattan bahsediyor. Orada ne var? Muktezai hal. Kur'an-ı Kerim'de bu çok geçer. İsa Aleyhisselam'a elçileri geldiği zaman ne yaptı? Onlara dedi, biz Allah'ın elçileriyiz dediler. Ona inkar etti. Sonra onlar biraz daha sözü kuvvetlendirdiler. Yani tekitlediler. Kuvvetli yaptılar. Onlar tekrar inkar edince onlar sözü daha fazla kuvvetlendirerek ehemmiyetine binaen daha sağlam sözle onlara mukabele ettiler. İşte buradan açılıyor ki muktezai hal duruma göre değişiyor. Karşındaki insanın halini bilmeden konuşursan zarar edersin. O yüzden demek ki müsaadesi olmayan kişinin ilimden bahsetmesi doğru değil. An Ebi Harun el Abdiyyi kâle künnâ ne'ti Ebu Sa'idin. Biz Ebu Said radıyallahu anh'a giderdik. Feyekûlu merhaban bi vasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hey, hoş geldiniz. Merhaba. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize vasiyeti olan kişiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetmiş. Nasıl vasiyetmiş? İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle şöyle demişti. İnnen nâsileküm tebeun. İnsanlar size tabidirler. İlimde size tabidirler. Çünkü siz Medine halkısınız. İnsanlar size tabidirler. Ve inne ricalen yetüneküm min aktaril eradîn. Yeryüzünün değişik cihetlerinden insanlar size gelecek. Yetefekkahune fiddin. Dinde fıkıh isteyecekler. Yani dini bilgileri öğrenmek isteyecekler. Feyza tevküm, size geldiği zaman onlar فَاسْتَوْسُوا بِهِمْ خَيْرًا, onlara hayrı tavsiye edin. Onlara güzel muamele yapın. Ya. Çünkü onlar Allah yolunda ilim talebi için yola çıkmışlardır, hicret etmişlerdir. Onlara iyi muamele edin buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden onlara merhaban, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ehle mesehlen demektir yani. İşte ilim için gelen insana böylece devirmek buradan çıkıyor. İlmin Allah için olması lazım geldi hakkında bir bölüm. 74. sayfada An Ebi Hurerete Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men taalleme ilmen, kim ilim öğrenirse Mimma yübtega bihi veçullah, yalnız kendisiyle Allah'ın rızası talep edilen bir ilim. Onun şanı, Allah'ın rızası onunla talep edilir. Mesela Kur'an ilmi, hadis-i şerif ilmi, fıkıh ilmi, bu ilimlerden birini öğrense la yeteallemuhu, onu öğrenmiyor bu adam illa li yusibe bihi aradan minet dünya, ancak onun derdi dünya eşyasından bir
meta, bir menfaat elde etmek. Maaşım iyi olsun, makamım olsun, profesör olayım, tesinler falan filan. Dünyalık derdiyle, Allah için olan ilmi dünyalık derdiyle elde etse, lem yecid arifel cenneti yevmel kıyameti, kıyamet gününde cennetin köşklerinin kokusunu duyamaz. Cennetin kokusuna ulaşamaz. Yani cennet kokusu çok uzaktan geldiği halde ona ulaşamaz. Yani cennete giremez. İmam-ı Gazali rahmetle buyurmuş ki teallemler ilme li garillah. Biz ilmi aslında baştan Allah'ın rızasının gayrısı için talep ettik. Fakat febe en yekûne illa li. Sonunda Allah'ın rızasından başka bir şey kalmadı diyor. Yani dünyalık için girmiş ilme demek ki sonunda ilim onu Allah rızasına çevirmiş. Böylesi makbul. O yüzden çocukları ilme, Kur'an'a vermek lazım. Sonunda onu ne yapar? Allah rızasına çevirir inşallah. An İbni Ömer'e anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men teallem ilmen li gayrillah. Kim Allah'ın gayrısı için ilim öğrense, Allah rızası için değil de başka bir şey için öğrense, evrada bihi gayrallah veya bu ilmiyle Allah'ın gayrısının rızasını talep etse, feliyetebevve mak'aduhu minen nar. Cehennemden yerini hazırlasın. Çünkü oraya girecek. İşte bugünkü ilim ehlinin hali burada ortaya çıkıyor. Yani dünyalık derdi, madde, makam, şöhret. Mesela televizyonlarda parayla program yapıyorlar değil mi? Ramazan şimdi geliyor. Ramazan programları. En çok reyting kim yapacak? Ramazan sohbeti, gece sahur sohbeti falan, iftar sohbeti. En çok parayı kim kıracak? Geçen sene onun şeylerini konuşuyorlardı. Bu sene de herhalde aynıdır. Bu insanlar demek ki sohbeti, vaazı ne için yapıyorlar? Para için yapıyorlar. İşte bunların hesabı çok çetin. Ankâbi ibn-i Malik'in radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men talebel ilme, ilmi kim talep ederse lücâri bihil ulema, alimlere karşı mücadele etmek için, münazara etmek için cedel. Yani onları yenmek için, onlara üstün çıkmak için. Bu tabi riyakarlık oluyor. Evlümariye bihi süfehe, ya da bununla sefih, ahmak, düşük kimselere karşı gösteriş yapıyor, üstünlük yapıyor, onlara galip gelmeye uğraşıyor. Ev yasrife bihi vücuhen nasileh, ya da kendisini insanların dönmesini, yönelmesini temin etmek için. Yani bütün insanlar bana yönelsin, insanların itibarı bana olsun. Bu dertlerle yaparsa edhalehullahu nara, cehenneme, bak da onu cehenneme sokar. Neden? Çünkü niyet bozuk. Ancak tövbe ederse, halini düzeltirse, Allah için yaparsa, o zaman Allah-u Teala rahmetinden korunur. Ama değilse bu düşünceler sırf mücadele, sırf üstünlük veya sırf insanların gözünde itibarlı bir adammış dettirmek için olsa, Allah rızası için olmaz. İlim bu kadar tehlikeli. İyiye kullanırsa çok iyi, kötüye kullansa çok kötü. Bıçak gibi yani. Bıçağı iyiye kullansan ekmek kesersin, kurban kesersin. Ama kötüye kullansan adam kesersin. O zaman katil olursun. Hanebi Hurayrete radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men da'a ila huden. Kim insanları hidayete, cennete götüren bir yola, fiile, işe çağırsa. Kâne lehu minel ecri mislu ucuri men tebi'ahu. O kişiye, o davet eden kişiye, o işi yapanların, ona tabi olup o işe girişenlerin hepsinin mükafatı kadar mükafat veriliyor. La yankusu zalike min ucurihim şeyen. Diğerlerinin mükafatından da bir şey eksiltilmiyor. Herkesin de ecri veriliyor. Ve men da ila dalaletin. Bunun tersi tam kim ki insanları yanlış bir yola davet ederse, bozuk yola davet ederse, oyun oyuncak hep buraya girer. Sonunda oyun oyuncak ne oldu artık? Şikeye döndü. Şike meselesi ne oldu? Örümcek ağı gibi her yere girmiş. Çünkü para. Spor zaten Türkiye'de ne için yapılıyor? Dünyada para için yapılıyor. Spor beden için yapılması lazım aslında. Sıhhat için. Ama para için, kumar için, insanları namazdan meşgul etmek için diyor Cenab-ı Hak. Bunların gayesi diyor
oyun oyuncağın, çalgının gayesi, içkin kumarın gayesi, insanları Allah'ın zikrinden ve namazdan men etmek. Bütün hedef bu. Yani namazını beş vakit kılıp da, beş vakit namazını camide kılıp da spora devam eden kaç kişi vardır? Tek tük. Sonra da zaten o sporu bırakır. Ama kendi bünyesi için, sıhhati için yapıyorsa onu, o zaman namaz ona mani olmaz. Şu namazının haricinde yapabilir onu. Namazına dikkat eder. Bedenini düşünen insan, ruhunu daha çok düşünmesi lazım. Madem ki bedenimizi düşünüyoruz, bu kaporta bize lazım. Değil mi? İyi olmazsa, bak namazı oturarak kılıyoruz. Belki de başını sallayarak imayla kılarsın Allah muhafaza. Demek ki bu kaporta beden lazım. Bu beden lazımsa bunun ruhu daha çok lazım. Ruh olmayınca beden görmez, işitmez, konuşmaz, hiçbir şey olmaz. O zaman ruhun gıdası olan ibadeti kaçırmamak lazım. Bedenin gıdasını veriyorsak, ki vermemiz lazım, o zaman ruhun gıdasını daha çok vermek lazım. E şimdi spor, dünyada spor ne işe kullanılıyor? Bazı ülkelerde spor halkı uyuşturmak için kullanılıyor. Yani siyasi olaylardan, devletin yaptığı, bazı güçlerin yaptığı dolambaçlardan insanları uyuşturmak için spor. Kimi yerde boğa güreşi. Eskiden gladyatörler vardı. Yani cengaverler diyelim, savaşan adamlar. Kılıçla, mızrakla birbirlerini öldürüyorlardı. Onlar orada oturup seyrediyorlardı. O zamanki vahşi insanlar insan öldürmekten zevk alıyormuş demek ki. Bilhassa bu Avrupa Hristiyanları. Arenalaştı. Arena oradan geliyor. Arena nedir? Gladyatörleri dövüştürüyorlar. Hipodrom. Oradan geliyor da. Hayvanı ne yapıyorlar? Kızdırıyorlar boğayı. Bu kılıçla öldürüyor onu. Hayvan hakları nerede? Kurbanda kurban kestiğiniz zaman herkes ayağa kalkıyor. Ama orada hayvanlar boğayı zevkini öldürüyor adam. Bir günde boğa bir kızmış, adamı kaldırdı, vurdu yere. Ahirette zaten o boğalar, boğalar bu insanları, o hainleri öyle bir toslayacak ki onu o zaman çare yok. İntikamını alacak. Kimse intikamsız kalmayacak ha. Hayvanların yaratılması niçindir? Hakları almak için. Hayvanın cenneti yok ki. Hayvan diriltilecek, hayvanlardan hak alacak. Bir de insanlardan hak alacak. Ya o yüzden hayvana zulmetmişsen sadaka ver. Hayvan ezmişsen arabayla, kuş mesela çarptı arabaya öldü. Ben ne yapayım? Sadaka ver. Can da bu, can değil mi? Ya. Balık tutuyorsun, zevkine olmaz. Avcılık zevkine olmaz. Onu yiyeceksin ve atıcılığın kuvvetli olsun manasında olursa namaza niyaza tabi cemaata engel olmayacak ha. Bunlar şartları her zaman düşünelim. Şimdi nereden geçtik buraya? Kim bir kötü yol icat ederse hemen ya ila dalaletin, kim sapıkla yanlış yollara davet ederse kâne aleyhi minel ismi mislu âsâmi men tebi'ahû, o adamın üzerine ona tabi olanların hepsinin günahı var. 100.000 kişi mi seyrediyor maçı? 100.000 kişinin günahı onun boynuna yükleniyor. Ve la yunkasu zâlike min âsâmihim şeyen. Diğerlerinin günahından da bir şey eksiltilmiyor. Ne 100.000 kişi? Televizyonda belki de milyonlarca kişi seyrediyor onları. Baldırı çıplak. Ya bir havanın peşine koşuyorlar. Desem kızıyorlar. Spor yapıyoruz diyor. Ne sporu ya? Öyle spor mu olur? Bak işte işin içinde şike var. Gördün mü? Ya, sporun bir sürü yolu var ya. Ramazan günü diyor. Biz oruç tutmayacağız. Niye? Biz sporcuyuz diyor. Maçı varmış. O gün ölsen ne olacak? Ya. Oruçsuz gideceksin. Hiçbir kitapta yok öyle bir şey. Sporcular oruç tutmayabilir diye bir şey yok. Emzikli kadına çocuğuna zarar verirse, kendisine zarar verse tutmayabilir diyor. Bak emzikli kadın ki yani ölüm kalım meselesi. Çocuğu belki gıdalamaz. Şeker hastası 10 dakikada bir, yarım saatte bir yemek yemesi lazım. Ve o da bak dayanamıyor. Yoksa çok hastalığı var ki tutayım öleyim diyor. Ona gene izin vermezler. Bunlar böyle derken öbür beyefendi maç yapacak. Maçı teravihten sonra yap. Yapma, Ramazan'da tatil yap. Yok hoca, UEFA bize böyle emretti, gavur böyle emretti, böyle yapacağız. Yap bakalım. Allah-u Teala da böyle emretti. Teravide ol, iftarda
sofranın başında ol. Sahurda kalk, sahurunu yap. Allah-u Teala da böyle istiyor. Onun için bize peygamber göndermiş. Ona göre işte bak ne diyor, dalalet yolunu seçen, kendisi üzerine o insanların, peşine taktığı insanların hepsinin günahı var. Ona göre işte ilim yolu, Kur'an yolu, hafızlık yolu, işte vakıflar, hayırlı vakıflar ama ha, sarhoşlar vakfı değil, güvercinciler vakfı değil. Kur'an'a, İslam'a, dine uygun bir vakıf olacak ha. Ecdadımızın vakfı da böyle. Hastaneler de olur. Çünkü o da nedir? İnsanlara faydalı vakıf. Ve anuhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle izâ mâte ibn Adem. Adem oğlu ölünce inkata ameluhu, amelleri kesilir. Yani amel defterine sevap daha yazılmaz artık. Çünkü sevaplar göğe yükseliyordu. Artık ondan yaptığımız sevaplar göğe yükseliyor. Çünkü iyilikler Allah-u Teala'nın razı olduğu makama yükseliyor. Kötülükler belli bir yerde siccil denen kötü kitapta yazılıyor. Neuzübillah. Sildirmezsek çok kötü. Tövbe istiğfar etmek lazım devamlı işte. Her gün mutlaka en az 100 defa istiğfar etmek lazım. En az 100 defa salafat okumak lazım. Allah'a demek lazım. İşte tarikat ders onun için lazım. O derse söz verdiğin zaman istiğfar var, salavat var, zikir var, Kur'an okumak var. Kendini zorluyorsun. Buna tarikat deniyor. Zorlayarak kendini Allah'a razı olduğu ibadetlere alıştırmak. Bir müddet sonra kabiliyetin çoksa kısa zamanda, ortaysa orta zamanda, uzun zamanda o hal oluyor, hal. Çünkü Hazreti Kutsi söyle, ben kulumu sevdiğim zaman onun gören gözü olurum. İstediğini veririm. İşine kulağı olurum. Olurum da olurum diyor artık. O yüzden yani namazını beş vakit kılan bir Müslüman için artık tarikat dersi almak lazım. Alsın, Allah-u Teala ile baş başa kalsın. Garayın barayın yapacaksın artık ya, o evde dursun. Kalbine Allah-u Teala'nın zikrini yerleştirelim. Allah Allah git diye gidelim inşallah. Mevla Teala hoş geldin kulum der. Ben zaten seni bekliyordum der ya. Ama şimdi biz gitmek istemiyoruz ya. Aman 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 gitmeyelim ya, çünkü hazır değiliz. Hazır olsa insan sürekli gitmek için can atar. Mevla Teala inşallah ahireti bize sevdirsin. Ahirette cemaline kavuşma arzusuyla inşallah aşkımızı artırsın diyelim. Ama tabii ki uzun yaşamak iyidir. Niçin? Müslümanın uzun yaşaması iyidir. Devamlı sevapları çok olur. Günahkarın uzun yaşaması doğru iyi değildir. Kısa yoldan gitsin. Ya da tövbe etsin. Ama Müslümanın uzun yaşaması iyidir. Demek ki iyi yol, hayırlı yol, hayırlı işlerde imzamız olması lazım. Hayırsız işlerde bir şeyimiz varsa oradan kendimizi sildirelim. Ben bu işte yokum deyin. Anladım, yaptım, vazgeçiyorum deyin. Ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh aynı nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. İzâmâti ibn-i bunu okuduk, evet. Tam okumadık. İnkata ameluhu. Ameli kesilir. Herkesin ameli bitti. İlla min selâsin. Ancak üç kişi hariç. Demek ki ölünün defterine üç şeyden tekrar yazılıyor. Sadakatin, cariyetin, sadaka-i cariye, sürekli akan, devam eden sadaka, hayır işi, mesela mescit, mesela medrese, mesela zikirhane, kuyu, yol, fakirler için bina, hayır, vakıf işte. Ev ilmin yüntefe'u bihi, insanların menfaatlendiği ilim, Kur'an ilmi, hadis-i şerif ilmi, fıkıh ilmi, ilim kitapları, Mustafa Şerifler, camiye vakfettiğin Mustafa, bunlar yüntefe bi. Ev veledin salihin yedûleh ya da kendisine dua eden salih evlat, hayırlı evlat. Cenab-ı Hak cümlemiz evlatlarını hayırlı eylesin. Kız olur erkek fark etmez, hayırlı evlat. Bak illa erkek değil ha. Erkek doğurmazsan diyor, kız doğursan diyor seni boşayacağım diyor da. Ya kadın deli de mi o? Affedersin kusura bakma yani. O zaman sen erkekse erkek doğurtur bakalım hadi. Sen elindeyse sen onu erkek doğurtur bakalım. Ne kadar cahiller çoğalmış içimizde ya. Kadını boşamış. Kız çocuk doğdu diye. Kadın ağlıyor. Bir de boşandı, bir de babasız kızla beraber kaldı baş başa. Ne büyük zulüm. Ya. İşte evlenmeden evvel, evlendirmeden evvel bunların öğretilmesi lazım, eğitilmesi lazım. Ana baba terbiyesi çok mühim. En büyük sermaye odur. Bana rahmetli babam hep derdi yani. Allah rahmet eylesin. Geçmişlerimize. Oğlum Ali, hep kendinden üstün kişilerle arkadaş ol. Hep kendinden üstün kişilerle arkadaş ol.
Gerçekten öyle ya. Kişi arkadaşından belli olur. Elhamdülillah ya. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etmiş demek ki. Büyüklerin duasıyla evlatlarımızı da muhafaza eylesin. Yapacağımız bir nasihat belki çocuğa tutar. Ya çok konuşuyorsun baba ya, baba ya çok konuşuyorsun ya. Diyecek desin, ne yapalım ya. İlla bir tanesi tutar ha. O aklına gelir zaman babam böyle diyor diyecek çünkü. Sen darlanma. Kendisine söylemeye çalış. Şimdi bu hadis-i şerif demek ki öldükten sonra ameller bitiyor ama üç kişiye açık. Ya işte sadaka, cariye, evlat ve ilim, işte vakıf. Şimdi bu hadis-i şerif ne olmuş oldu? Ölüye kimsenin faydası yok diyen profesöre vurdu tokat. Nazlı bak varmış, görüyor musun? Şimdi Buhari işte. Ya, şey, beş kitapta var bu. Bu rivayet Buhari'de yok, beş kitapta var. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace. Bundan sonraki gelecek olan da Buhari var. Aynı benzer şerifleri var çünkü. Bu rivayet orada yokmuş. Ama beş hadis-i şerif kitabında var. Dolayısıyla hadis-i şerifin sübutu sağlamdır. O halde ölüye fayda olur. Peşinden insanların yaptığı sadakalardan ölüye fayda olur. İşte Diyanet-i Şerif'te burada. Kale inne mimma yelhakul mü'mine min amelihi ve hasenatihi ba'de mevtihi. Ölümünden sonra mü'mine iyiliğinden, hasenatından, amelinden yapmış olup da peşinden ona kavuşan şeylerdendir. Ne ilmen ilim ki allemehu, öğrettiği ilim, işte vaaz, nasihat, ve neşerehu, yaydığı ilim, ve veleden salihan terekehu, geride bıraktığı evlat, salih evlat, ev musafan ve reslehu, evlatlarına bıraktığı, miras bıraktığı musaf, kitap, ev mesciden benahu, bina ettiği mescid, tek başıma nasıl yapacağım? O zaman ortak mescidlere yardım et. Ev beyten libnis sebil, yolculara, yolda kalmış çaresiz kimselerin kalacağı kervansaray, han, hangah, benah, onu bilmemiş. Ev nehren, ecra, su kanalı, nehir, kanal. İnsanların istifadesini olsun diye su kanalı. Ev sadakaten ahreceha min malihi fi sıhhatihi ve hayatihi. Hayatında, sıhhatinde çıkarıp verdiği sadakalar. Öldükten sonra veririm deme. Sağlığında ver. Bunlar telhakuhu min badi mevtihi. Ona ölümünden sonra gelir, kavuşur. Kavuştuğu zaman o kavuşan şey, mükafat ona dünya ve içindekilerden daha çok gelir. Daha çok güzel gelir. Daha faydalı gelir. İşte bak, ilahiyatçı profesör ne diyor? Kişinin ameli, ayette öyle ya hani, kimsenin kimseye şey yoktur diye ayetler var. Bir adam ayet-i kerimeyi hadis-i şerifler açıklıyor. O hangi, kim hakkındadır? O kafirler hakkındadır. Kafirlerin hakkında kimse fayda edemez. Çünkü onda adamda iman yok. Ona kimsenin faydası olamaz. İmanlı olan kişilere faydalı olan hususlar çoktur. Bir tanesi de işte bu bak, amelleri kesilenler bu hayırlardan yapmayanlardır. Ama bir de şöyle düşün, tam tersini düşün. Adam cami yapacağına gitmiş, meyhane yapmış. O meyhanede içildiği müddetçe onun da aleyhine yazılıyor. İşte demin okuduk ya, şer işleyenin de o şerrin sahiplerinin ameli kadar günah ona da yazılıyor. O yüzden İşte firavunların, nemrutların, zalimlerin açtığı çığır aleyhlerine sürekli yazılıyor. Mesela ne yaptı? Kabil, Habil'i öldürdü değil mi? Onun yaptığı zulüm başlangıç oldu. İşte kim bir adam öldürürse o Kabil'e ondan yazılıyor işte. Ya. O suç ortak. An Cerir ibni Abdillah anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men senne fil İslam'ı sünneten haseneten. İşte yine aynı manayı kuvvetlendiren hadis-i şerif. Kim İslam'da güzel bir yol tesis ederse, yani tarikaten ve amelen salihan yerdallahu ve resuluhu, Allah Resulü razı olduğu bir amel. Dolayısıyla kitaptan, sünnetten çıkacak bu. Bidat değil. Yani burada senne sünneten haseneten. İbteda demiyor oraya bak. Kim? O dolayısıyla bidat hasene yok. Bidat demek sünnette, Kur'an'da olmayan bir şey. Onu güzel görmüş o alim. Ona göre ona güzel diyor ama müdakkık alimler, İmam Rafaz gibileri hayır diyor. Sünnet değilse, sünnette yoksa o ne olmaz? Güzel olmaz diyor. Dolayısıyla sünneten haseneten buyurdu bak burada. İslam'da sünneti hasene, güzel bir
sünnet, güzel bir ibadet yolu tayin ederse ve fe'umile biha ba'dehu, kendisinden sonra da onu insanlar tatbik etse, yaşasa, kütübellehu misli ecri men amile biha, o işi yapanların kazandığı mükafatların aynısı kadarı bu adama yazılır. Ve la yenkusu min ucurihim şeyun, onların mükafatından da bir şey noksa edilmez. Bunun tersi ve men senne fil islami sünneten seyyeten, bak kötü bir yol, kötü bir adet, Allah'ın gazabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazabını çeken bir şey ortaya çıkarırsa, bu da ne oldu tabii ki, demek ki sünneti kaldırmış oluyor. O zaman fe umre biha, onun yaptığı şeyle amel edilirse badi o öleminden sonra, kütübe aleyhi mislü vizri men amile biha, o günah işleyenin günahları kadar günah bu adamımıza yazılır. Ve la yunkasu yankusu min ucurim şeyun, o günahkarların günahından da bir şey noksan edilmez. Hepsinin günahı ayrı. Bir de toplamının miktarı kadarı da o işi icat edene verilir işte. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'e ne oluyor? Bütün günah öldürmelerden hisse yazılıyor. Şimdi o ne yaptı? Yolu açtı. Kötü yol açtı. An Afinil Müzeniyi radıyallahu anh, eline bir sallam kal li Bilal ibn Haris. Bilal ibn Haris radıyallahu anh efendimiz buyurmuş ki ya öylem ya öylem. Ey Bilal bil. Kale Bilal diyor ki ma alemi ya Resulallah, ne bileyim ya Resulallah. Kale öylem ya Bilal. Ey Bilal bil. Kale ma alemi ya Resulallah, ya Resulallah ne bileyim. Maksat efendimiz bir şey söyleyecek, ona dikkat çektiriyor. Bu şekilde yani muhatap kabul ediyor onu dikkatsin diye. Kale innehu men ahya sünneten min sünneti, kim benim sünnetimden bir sünneti ihya eder, diriltirse, kat ümitet ba'di, benden sonra öldürülmüş, yok edilmiş, terk edilmiş bir sünnetimi kim ihya eder, canlandırırsa, fe inne lehu minel ecri misle men amele biha, onun için o kadar bir ecir var, mükafat var ki onunla işleyen kişilerin yaptığı ecrin miktarı kadar ecir onu ihya edene veriliyor. İşte o yüzden bakın arkadaşlar, ahir zamandayız. Bir misvak kullanmak sünnet değil mi? Sakal bırakmak sünnet. Tesbih çekmek sünnet. Ne diyeyim artık, selam vermek sünnet. Halatı sormak sünnet. Sünnet deyip de basite alma. Sünnet demek bak benim sünnetim diyorum sana. Felehu ecrum felehu minel ecri misle men amile biha min gayren yankusa min ucurim şeyen. Onların mükafatından da bir şey noksa edilmiyor. Onları yaptığı kadar işin sevabın karşılığı o sünneti ihyadene veriliyor. Ve men ibtedaa bidaten dalaleten, kim sapık bir yol ortaya çıkarırsa, itikatta sapıklık zaten çok felaket. Bir de amel de var. Buradaki ikisini de içine alır. Mesela kader inkar etti adam. Kaderi mezhebi. Bidat. O yola girenler hep aynı günah ortak. E kimisi Allah arşa oturdu diyor. Efendimiz aslında böyle bir şey demedi. Kimisi ne diyor? Cennet cehennem ebedi değil diyor. Bunlar itikatta bidat. Kimisi ne diyor? İşte sadece Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra üstün Hazreti Ali'dir diyor. Böyle Efendimiz Aleyhisselam yapmadığı bir şeyi adam itikaden ortaya koyuyor. Bir de amel. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın yapmadığı amelleri yaptı diye dinde bir icat yapıyor. Bunları ortaya çıkararak yeni bir yol çizerse la turdi, razı değil Allah'a, la turdi Allah ve Resulü. Allah ve Resulü de ondan razı edemiyor. Razı edemeyeceği bir iş. Yaparsa kâne aleyhi mislü asami men amile biha, onunla işleyenlerin günahının miktarı günah kadar bu adama verilir. La yankusu zalike min evzarin nas şey, yani insanların günahından da bir şey noksan edilmez. Herkesin günahı da kendi boynuna. Niye uydun? Uymasaydın. Bu bapta demek ki ilim babını tamamlamış olduk. Şimdi kitab-ı taharete geçiyoruz. Demek kitabın başında iman vardı. İslam iman.
Ondan sonra ihlas, samiyet, niyet. Ondan sonra ilim, bilgi. Öğrenme demiş olmaz. Ondan sonra namaza geldik. Taharete gel, temizliğe. Temizlik bak, görüyor musunuz? Zaten fıkıh kitaplarının başında, fıkıh kitapları imandan bahsetmez. O akad kitabıdır. Fıkıh kitaplarının başında evvela taharetten bahseder. Aç Ömer Asım Bey'in kitabını. İman bahsinden sonra geç fıkha, hemen taharet, temizlik. Hala temizliği, üst baş temizliği, suların temizliği, elbise temizliği, namaz kılacağın yerin temizliği, temizlik, temizlik, temizlik. Nazafetü şatrül iman. Temizlik imanın yarısı. Diğer yarısı, o da kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Demek ki dinimizin tamamı temizlik. Ama gel de sen bunu bugünkü Türk milletine anlat. Bugün İslam milletine anlat. Hacca gitsen, umre gitsen git gör temizliği. Yediğini atıyor. Oturdu ya. Şu yavru oturuyor orada atıyor. Orada yatıyor. Yani Allah'tan ki zehirlenmiyoruz yani orada. Salgın malgın orada olduğu yok elhamdülillah. Ama o kadar acayip ki. E ne yapayım bir? Ne mi yapayım? Orada çöp sepeti var. Poşete koy. Sepeti poşete koy bari. Töküyor ortaya. Ekmekleri, yiyecekleri. Çok felaket yani. Burada da mesela değil mi? Git bak çöp tenekesine. Burada bizim bir arkadaşımız var, topluyor. Ekmekleri topluyor. Ekmekleri toplayıp köpeklere veriyor, balıklara veriyor. Tabii iki ayaklılar onun kıymetini bilmeyince dört ayaklılar ne yapsın ya? Sebepleniyorlar işte. O iki ayaklı amanaklar olmasaydı zaten dört ayaklılar şimdi Türkiye'de, İstanbul'da rahat geçinemezdi yani. Bugün yani İstanbul'daki köpekler aç kalmaz. Kediler aç kalmaz. Çöplükler dolu. Eskiden kış olduğu zaman şey olduğu zaman hayvanlar ölüyordu açlıktan falan. Şimdi böyle bir şey yok. Çünkü çöplükler dolu. Ya insanlar işte israf çok. Bir kavim vardı. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Onlara emniyet içindeydiler. Çok rahat yaşıyorlardı. Nimetleri onlara sabah akşam geliyordu. Fekeferet en umillah bi en umillah. Allah'ın nimetlerine küfrettiler. Nasıl ettiler? Nankörlük ettiler yani. Ekmekle affedersin taharetlenmişler. Ya ekmek semadan geliyor kardeşim, ona tazim şart. Kırıntı düştü zaman o kırıntıyı al, üfle ye. Ondan sonra Cenab-ı Hak onlara libasel cu'. Cenab-ı Hak onlara açlık elbisesini giydirdi. Açlığı elbise gibi giydirdi onlara. Öyle oldular ki affedersin o pisliklerini yediler. Ya. Ondan sonra da helak oldular. İşte ben Mahmud Efendimiz'den duyduk. Kırım'da o kadar bolluk varmış o zaman ki adam ekmeği böyle almış ağzına, koltuk altına. Yermiş yermiş biraz. Doyduğu zaman şöyle ekmeği böyle bırakmış. Bir tekme yandan. Top oynar gibi. Ekmeği böyle atarmış. Ondan sonra bir kıtlık oldu. Hiç yok. Bekliyorlar ki misafir gelsin. Niye? Misafiri gece uyutacaklar. Kafasına vurup öldürecekler. Kazana koyup pişip yiyecekler. Bu hale gelmişler ya. Şimdi biz Türkiye, yaşlamcılara sorun. Ben babamda çok dinledim. Biz diyor seferberlik zamanında atların fışkısını affedersin, fışkı. Pisliğini araştırdık, içinden arpaları seçerdik, yıkardık, yerdik diyor. Çarıklarımızı da ıslatırdık, böyle kemirirdik. Çarık biliyorsunuz şey, deriden. Çarık bilmez misiniz? Çarık, mes. Bunlar daha kaç sene işte, 60 sene evvelki. Şimdi bu bolluk, gene Kur'an okumak yasak, örtünmek olsun mu olmasın mı, faiz aldı başını gidiyor. İçki, kumar, içki, kumar gidiyor. Böyle böyle iş nereye gidecek? Günahların azması, çoğalması büyük tehlike alameti. İşte ne buyurmuş Ali Adir Efendi? Kutsi sırruhu, kafirler, Hristiyanlar İstanbul'u alamayacaklar ama İstanbul halkı Hristiyanlaşacak, gavurlaşacak. O yüzden çok korkalım arkadaşlar. Arzan fitnesinden korunmanın tek çaresi ilim, amel, ihlas. Bunu kazanalım. Kazananlarla beraber olmaya çalışalım. Dua edelim devamlı. Mevla Teala bizi onlardan dünyada, kabirde, mahşerde, ahirette ayırmasın. Çoluk çocuğumuzu ayırmasın. Allah razı olsun. El Fatiha.